Herkese tekrar merhaba. Bugün size hamilelik döneminde nasıl sıfır çatlakla hamileliği bitirdiğimi anlatmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim, ben de sizin gibi hamilelik döneminde çatlaklar için neler yapabilirim, neden çatlaklar oluşuyor, hangi kremleri kullanmalıyım diye bayağı telaşlanarak araştırma içerisine girmiştim. Aynı şekilde eşimi de araştırması için yönlendirmiştim. Dedim lütfen dedim araştır bakalım, hani hamilelik döneminde çatlaklarla uğraşmayayım diye. Daha sonrasında gördüm ki aslında bu çatlakların oluşma sebebi vücudumuzun susuz kalması ve vücudumuzun nemsiz kalması. Nemsiz kalmasının da aslında sebebi vücudumuzun susuz kalması. Ne yapıyoruz? İlk önce günlük en az 2 ve 3 litre olacak şekilde ben su tüketmeye çalıştım. Ve bunu gerçekten ihmal etmemeye çalıştım. Ha, bazen istisnai durumlarda canım böyle çekmedi, midem bulandığı için su tüketmedim. Olur yani, o arada hiç bu problem yok yani. Ondan sonrasında dedim ki vücudumu nemli tutmam lazım. Zaten ben normalde vücut nemlendiricisi kullanan birisiydim. Her duştan sonra kesinlikle vücut nemlendiricisi kullanıyordum. Bunu hamilelik döneminde de çatlak önleyici kremlerle yapacaktım. Ki aynı şekilde de araştırma yaptım. Yaptığım araştırmalarda karşıma çıkan kremlerden bir tanesi Mustela markasının kremleriydi. Bir tanesi de Lirac markasının çatlak önleyici kremleriydi. Ondan sonra ben gördüğüm kadarıyla Lirac markasını daha çok övmüşlerdi. Mustela markasından yana mı oldu tercihim? Neden? Çünkü fiyat olarak daha uygundu. Mustela ile ilgili kötü yorumlar var mıydı? Yoktu aslında. Yani çok az vardı. Ama Lirac'la da ilgili aynı şekilde. Ama Lirac'la ilgili daha fazla övgü vardı. Hani ya inanılmaz bir şey oldu. İşte hiçbir çatlağım olmadı falan diye. Öyle olunca dedim ki neyse bir Mustela'ya şans verelim. Daha ileriki zamanlarda Lirac markasını tercih ederiz. Aynı şekilde de yaptım. Bir tane Mustela markasının kremini aldım. Kremini alırken de karşıma Mustela markasının da çatlak önleyici vücut yağı çıktı karşıma. Onu da aldık biz. Dedim ki ilk önce kremle başlayayım. Kremi kullandım. Önceden vücut losyonu kullanan bir insandım zaten dediğim gibi. Baktım ki bu vücut losyonundan farklı bir his vermiyor bana. Dedim ki ben zaten kilo almıyorum. Vücudumu su ile temin ediyorum. O zaman dedim şu anda dedim çok fazla kilo alıp vermediğim için ki hatta 3 ayda ilk 3 ayda 1 kilo falan almıştım. Gerek yok dedim Mustela'ya o kadar para vermeye ve benim tercihim Iroche markasının vücut losyonundan yana oldu. Zaten normalde de onu kullanıyordum. Yine böyle ilk 3 ayda, 3 ayın sonunda, ilk 3 ay Iroche'nin vücut nemlendiricisini kullandım. 3 ayın sonunda artık böyle 1 kilo almaya başladım, 1,5 kilo falan almaya başladım. Dedim ki ben Mustela markasına devam edeyim. Ne olur ne olmaz. Şimdi belki onun içerisinde öyle bir madde vardır ki gerçekten hani o çatlakları önlemeye yardımcı oluyordur. Ben de o şekilde yaptım. Mustela markasının çatlak önleyici kremini kullandım. Sonra böyle birkaç hafta sürdü. Ne kadar sıklıkla kullandım onu da söyleyeyim size. Benim şöyle söyleyeyim, vücudum ne zaman kuru hissedersem o zaman kullanıyordum. Mesela bakıyordum işte ya karın kısmında kuruluk var, kollarımda kuruluk var. O zaman böyle kullanmaya başladım. Kullanmaya başladım değil de o zaman sürdüm yani. Her duştan sonra mutlaka sürüyordum. Ara ara da işte bakıyordum ya karnım mı kurumuş, belim mi kurumuş falan. O zaman kullanıyordum. Şunu söyleyeyim size, kadınların genelinde benim gördüğüm bel kısmında çatlaklar oluşuyor. Nedense kadınlar şunu düşünüyor. Ya benim bel kısmında neden çatlak oluşsun diye bir algı var insanlarda. Neden ben de bilmiyorum ama ben her yere sürüyordum yani. Özellikle karın kısmı, bel kısmı, göğüs kısmı, kollarıma falan Mustela'nın kremini sürüyordum. Ama diğer mesela alt bacağımdır, işte bu kollarımdır, ellerimdir falan. Oralara ise normal vücut losyonu kullanmaya devam ediyordum. Hani orada çatlakların oluşmayacağını düşünerek. Gerçekten de zaten benim bildiğim kadarıyla oralarda hiç çatlak oluşmaz. Belki alt bacağın arka kısmında çatlaklar oluşur ama normalde kollarda, ellerde falan öyle bildiğimiz çatlaklardan oluşmaz zaten. Mustela'nın kremini bitirdikten sonra ben yağına şans verdim. Yağ gerçekten çok güzeldi. Şunu söyleyeyim size, Mustela'nın yağ mı, kremi mi, yoksa Lirac markası mı derseniz gerçekten Mustela'nın yağ. Neden diye söyleyeyim şimdi size. Mustela'nın kremi evet güzel ama onun vücudumuza verdiği nemlik oranı çok fazla kalıcı değil. Ben onu keşfettim. Ama Mustela'nın yağ bir gün, 1,5 gün kadar bende sürüyordu yani. O nemliği hissediyordum vücudumda. Mustela'nın kremini ise yarım gün, bir gün en fazla hissediyordum. Tabii ki bu sizin vücudunuzun nemlik oranına bağlı. Eğer vücudunuz yağlıysa belki de siz 3 gün boyunca hissedeceksiniz vücudunuzda o nemliliği. Ama benim cildim normal olduğu için bu şekilde hissediyordum. Daha sonra dediğim gibi Mustela'nın yağını kullandım. Gerçekten ondan çok memnundum ama fiyat olarak çok pahalıydı.
Müsterinin yanında bitirdikten sonra dedim ki ben yine bakayım artık hangisini alacağım, hangisine bir şans vereceğim. Baktım Lirak markasının vücut çatlak önleyici vücut kremi indirimde. Dedim ki eşime buna bir şans verelim, bunu alalım. İnternetten aldık, geldi, kullandım ve gerçekten hayatım boyunca bu kadar kötü bir dokuya sahip olan, yani kötü bir his veren krem kullanmadım yani. Benim için öyleydi. Ya vücudumu yapış yapış yaptı, böyle elimde kalıyor, çok rahatsız edici oluyor. Normalde Müstela öyle olmuyor, yağ bile öyle olmuyor. Ama niyeyse Lirak markasının o vücut kremi beni öyle bir rahatsız etti ki size anlatamam. Kullandım ama böyle nasıl kullandım size anlatamam yani. Çok böyle tiksindim yani o kremle. Hatta şöyle söyleyeyim size, tamamen bitirmedim. Dolapta duruyor yani, ne yapacağım bilmiyorum yani. Muhtemelen atacağım yani onu. Çok az bir şey kaldı evet, ama böyle beni rahatsız ettiği için kullanmamaya başladım. Ondan sonra ben yine bir arayışlar içerisine girdim. Baktım ki insanlar aslında doğal yöntemler kullanıyorlar. Bunlar nelerdir? Badem yağıdır, Hindistan cevizi yağıdır. Ondan sonra bir sürü yağları karıştırıp böyle kullanıyorlar. Kendilerine vücut yağı yapıyorlar. Bana da mantıklı geldi. Dedim ki Müstela'nın yağından memnun kaldım. Bence elimde Hindistan cevizi yağı vardı. Aslında badem yağı falan da vardı ama niyeyse böyle tercihim Hindistan cevizi yağına yana oldu. Normalde işte saç maskesi olarak kullanıyordum. Bazen işte makyajımı çıkarırken falan kullanıyordum onu. Dedim elimde varken bir değerlendireyim. Ondan sonra Hindistan cevizi yağını kullandım. Hindistan cevizi yağının sıkıntısı şuydu arkadaşlar. Vücuttan çok geçemiyor. Bayağı bir vücudunuza masaj yapıyorsunuz. Aslında bak bu da çok önemli bence. Vücudunuza masaj yapın yani. O yağ sürerken vücudunuza aynı şekilde birazcık masaj yaparak hem yedirmiş olursunuz hem de kan dolaşımını hızlandırmış olursunuz. Bence yani bu da etkili olabilir yani çatlakları önlemek için. Ondan sonra ben o kremi Hindistan cevizi yağını kullandım. Baya ben vücudumu nemli hissettim. Yani böyle 2 gün kalsa o vücudunuzda gerçekten nemli hissedeceksiniz. Yani hiçbir zararı yok yani, doğal Hindistan cevizi yağı. Dedim ki ben bundan sonra ne Müstela'nın yağını kullanırım, ne kremini kullanırım, ne de Lirak'a geri dönerim. Gerçekten Hindistan cevizi yağı benim hayatımın dönüm noktası oldu. Ve size de önerim, gidip o Müstela kremine, Lirak kremlerine o kadar parayı gerçekten vermeyin. Küçücük kavanoz bile o kadar çok yeterli oluyor ki. Belki 2 kavanoz kullanacaksınız, 100 lira vermiş olacaksınız. Ama bir ay için kullanacağınız krem, yani Müstela'nın kremi zaten artık 100 lira falan olmuştur diye düşünüyorum. Yani yanlış bilmiyorsam. Yani en son 70 lira falandı benim gördüğüm. Eczaneden alırsanız kesin 100 lira falandır. Yani size kısacası özetlersek şunu söyleyeceğim. Gerçekten o kadar para vermeye gerek yok arkadaşlar. Hindistan cevizi yağı ya da ne bileyim sizin başka doğal bir yöntemleriniz olur. Kullandığınız işte yağlar olur. Badem yağıdır, fındık yağıdır. Bunları karıştırıp belki bir cildinize zaten kullanıyorsunuzdur. O şekilde de devam edebilirsiniz. Bence tercihiniz doğal yağlardan yana olsun. Aynı şekilde benim tercihim de zaten Hindistan cevizi yağından yana oldu. Benim size önerim Hindistan cevizi yağını kullanabilirsiniz. Önemli olan ama ilk önce şunu unutmayın. Bol bol su tüketmeye çalışın. Eğer su tüketirseniz vücudunuzu susuz bırakmazsınız. Zaten neme de çok fazla ihtiyacınız olmayacak. Yani dıştan çok fazla nemlendirmeye belki de ihtiyacınız olmayacak. Vücut kremini ne kadar sıklıkla kullanmanız size kalmış bir şey arkadaşlar. Ama hiçbir kısmı unutmayın. Göğsünüzü unutmayın. Karnınızı unutmayın. Basenleri unutmayın. Bel kısmınızı unutmayın. Kesinlikle buraları hiçbir şekilde atlamayın. Vücudunuzun her yerine kremleri sürün. Mesela kollarınıza dediğim gibi benim yaptığım şekilde normal vücut losyonu sürüp devam edebilirsiniz. Önemli olan vücudunuzun nemli kalması. Bunu unutmayın. Umarım benim gibi böyle genetik bir probleminiz yoktu. Çünkü benim annemde de çatlak problemleri var. Annem anlatmıştı bir kere. Çocukken onun da aynı şey başına gelmiş. Çocuklukta böyle vücudunda çatlaklar oluşmuş. Tahminim bizim genetikte, ama genetik olmasına rağmen ben önüne geçebildim. Bence siz de önüne geçebilirsiniz bu çatlakların. Biz kadınların baş belası olan çatlaklar maalesef gitmiyor. Çatlaklar ve selülit sanırım. Selülitin de aslında çaresi var. Onu da belki bir videoda anlatırım size. Zamanında benim de böyle zayıf olmama rağmen selülit problemi yaşamıştım. Belki bir vlogumda isterseniz eğer selülitlerle de alakalı bir video çekerim. O zaman konumuz böyle selülitler olur.
Söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım güzel doğumunuz olur, güzel bir doğum günü geçirirsiniz. Önemli olan gerçekten bebeğinizi sağlıklı bir şekilde kucağınıza almanız. Bunlar zaten hepsi geçen şeyler. Bunları zaten olacaksa da dert etmeyin kesinlikle. Benim zamanımda oldu, dert etmedim. Ama şöyle bir şey var. Eğer önüne geçebiliyorsak neden önüne geçmeyelim? Kesinlikle ben bu önüne geçilebilen şeyleri yapalım diye bu videoyu paylaştım sizinle. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım söylediklerim sizin için yararlı olmuştur. Önemli olan zaten benim için bu. Söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada sormak istediğiniz sorular varsa ya da çekmemi istediğiniz videolar varsa lütfen bu videonun altına yorum olarak bırakın. Ben tüm yorumlarınıza seve seve geri dönüş yapıyorum. Aynı şekilde istekleriniz varsa o videoları da çok böyle seve seve çekerim zaten. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.